Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hoca'nın sevgili arkadaşlar. YKS 2023'ün ardından kafaları karıştıran bazı sorular var. Ve ben günlük olarak bu sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ve sizlere videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuzda en çok soru işaretinin geldiği kısım kontenjanlar konusu. Ve özellikle deprem kontenjanı konusu. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Hem bu süreçte aklınıza takılan tüm soruları YouTube'da yanıtlamaya çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar özellikle tercih döneminde YouTube'da sürekli canlı yayında olup sizin tercihlerinizle ilgili hem kanala bağlanıp soru sorabileceğiniz hem de yazılı bir sorular sorabileceğiniz bir ortam oluşturmaya çalışacağım. Bu sebeple sizden dileyim, bu videoyu izleyen herkesten dileyim. Yaşar Hoca Metmen YouTube kanalına abone olmaları ve bu videoları beğenmeleri sevgili arkadaşlar. Ciddi bir emek harcıyorum. Cidden çalışıp birçok kişiden veri toplamaya çalıştım. Bugün belki de YouTube'da gördüğünüz gördüğünüz dört bir deprem kontenjanını nasıl etkilediğini anlatan bir videoyla karşı karşıyasınız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada birçok kontenjanımız var. Geçen sene barajın kalkması sebebiyle tercih dönemi oldukça kaotik ve karışık geçmişti. Bu yılda kaotik ve karışık geçmesinin sebep olacak birkaç tane konu var. Şimdi ben öncelikle konulardan bahsedeceğim. Ardından size uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. İki tane bölüm seçtim. Bu iki bölüm için uygulamalı bir şekilde nasıl düşünmeniz gerektiğini size göstereceğim. Ve deprem kontenjanını nasıl etkileyebileceğini adım adım anlatacağım. Şimdi ilk olarak sevgili arkadaşlar kontenjanlarımız bir normal bildiğimiz herkesin tercihle yerleştiği genel kontenjanlar. İkincisi önceki senelerde olan okul birinciliği kontenjanı. Ve arkadaşlar bu sene eklenen şehit gazi yakınları kontenjanı, 34 yaş üstü kadın kontenjanı ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar deprem kontenjanı bulunuyor. Burada sonuç ile ilgili en büyük farkı yaratacak kontenjan deprem kontenjanı. Çünkü deprem bölgesindeki üniversitelerin her bir bölümünün %25 daha fazla kişi alması anlamına gelir. Ortalama bir üniversite bölümünün 70-80 kişi aldığını düşündüğümüz zaman arkadaşlar bu çok büyük bir artış anlamına geliyor kontenjanlarda. Bu hocam ön sıraları etkilemez etkiler mi? Hani gerileri daha çok etkileyecektir diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır sevgili arkadaşlar bu üniversitelerin ön sıralarda olan bölümleriyle ilgili de arkadaşlar ön sırada olan bölümlerle ilgili de yerleri var. Bu üniversitelerde mevcut. O yüzden onları da mutlaka ve mutlaka etkileyecektir. Peki arkadaşlar burada deprem kontenjanı sadece deprem bölgesindeki arkadaşlarımızı değil tüm arkadaşlarımızı etkileyecek. Peki neden? Birincisi bu kontenjanlar deprem bölgesindeki üniversiteleri açılan %25 kontenjan. Ayrıca deprem bölgesindeki öğrenciler için tüm özel üniversitelerde açılan artı bir kişi kontenjanı bizim açımızdan sonucu şu şekilde verilecek. Eğer bu kontenjanlar dolmadığı takdirde bu kontenjanlar genel kontenjanlardan doldurulacak. Yani aslında şöyle bir tablo var önümüzde. Ortalama 960 bin kişilik olan üniversite kapasitesi bu sene sevgili arkadaşlar çok daha artacak. Yani 1 milyon 100 binlere doğru çıkacak. Bu da ne anlama gelir? Bu da sevgili arkadaşlar çok ilginç fırsatlar doğacağı anlamına gelir tercih döneminde. Peki bu fırsatlar nasıl olacak? Bu fırsatları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi oraya gelelim. Şimdi ilk olarak sevgili arkadaşlar deprem bölgesindeki arkadaşlar burada şunu bilmiyoruz. Deprem bölgesindeki farklı illere başvurabiliyorlar mı? Mesela Malatya'da olan bir arkadaşımız Çukurova Üniversitesi'ne, Adana'daki üniversitenin deprem kontenjanına başvurabiliyor mu? Yoksa sadece Malatya'dakine mi başvurabiliyor? Bununla ilgili net bir bilgi yok. Tercih döneminde arkadaşlar bunu anlayacağız. Tercih döneminde tercih kılavuzu yayınlanınca bunu anlayacağız. Ama şöyle bir durum var. Herkes kendi şehriyle ilgili bir sıralamaya girecek arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Siz eşit ağırlık genelde belki o bölüme kesinlikle giremeyeceksiniz. Ama arkadaşlar çok ilginç bir şekilde deprem kontenjanından çok daha geride olsanız bile girebileceksiniz. Örnek veriyorum İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin aldığı sıralama tamamen şu an birazdan bakacağız. 27.000 ise Belki de 50 bininci birisi yani de tam tıpa girme sınırında olan birisi sevgili arkadaşlar deprem kontenjanı sayesinde İnönü Üniversitesi tıpa girebilecek. Ve bunun dışında sevgili arkadaşlar burada girebilecek kişi sayısını doldurmasına rağmen hala kontenjanda boşluk kaldıysa genel kontenjana etkisi olacak. Peki biz bu kontenjanları nasıl düşünmeliyiz? Nasıl yorumlamalıyız? Şimdi gelelim ona. Uygulamalı bir şekilde tıp fakültesi ve bilgisayar mühendisliği. Biri gerileyen bir bölüm tıp fakültesi düzenli olarak bir gerileme eğilimi var. İkincisi arkadaşlar bilgisayar mühendisliği düzenli olarak bir ilerleme eğilimi var. Bunlara nasıl etkileyeceğini şimdi size pdf üzerinde tek tek anlatarak arkadaşlar göstermeye çalışıyorum. Bu sayede sizin tercih döneminde nasıl fırsatlar doğabileceğine dair daha net fikir elde etmenizi istiyorum. Şimdi isterseniz gelin arkadaşlar bu iki bölüm için değerlendirelim. Aynen bu mantıkla siz de kendi tercih etmek istediğiniz, yazmak istediğiniz bölümlerle ilgili nasıl düşünmeniz gerektiğine dair arkadaşlar daha net bir bilgi sahibi olacaksınızdır. Hemen bakalım. İlk olarak karşımızda tıp fakülteleri var. Şu an ortalama en son geçen sene 20 bin bandındaki sıralamayla almış tıp fakültelerini görebiliyoruz arkadaşlar arka arkaya. Şimdi tıp fakülteleriyle ilgili yorum yapacağız. Karşımızda Bolu, Malatya ki bir deprem bölgesindeki üniversite. Bezmalem Alem İstanbul'da Balıkesir Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi özel bir üniversite karşımızda duruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun öncelikle son 4 ilki sıralamalarını arkadaşlar şurada görüyoruz. Son 4 ülke sıralamalarını. Bakın arkadaşlar örnek veriyorum. Bolu, Bolu için Abant İzzet Baysal için bakın. Bakın 13.000 15.000 16 bin 20 bin. Bakın arkadaşlar buradaki ilerlemeyi gördüğünüz zaman şu ilerlemeye baktığınız zaman arkadaşlar şöyle tek tek çizelim buradaki ilerlemeleri. Bu ilerlemeye baktığınız zaman şunu görüyoruz. Bu bölüm açık bir şekilde geriliyor ve son sene daha ciddi anlamda bir gerileme söz konusu. Peki bu ne anlama gelir? Bu gerileme eğiliminin devam edeceği anlamına gelir. Bu gerileme eğilimi devam edecek ve arkadaşlar belli ki Bolu, Abant İzzet, Baysal Üniversitesi 25 binleri görme ihtimali var normal şartlarda. Ancak Acaba Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin önünde kaç tane deprem kontenjanı alan üniversite var? Bunları bir kere bilmemiz gerekiyor başta. O arkadaşlar bu, eğer bu üniversitenin önünde fazla varsa bu şekilde arkadaşlar kontenjanı olan o zaman bunun daha da arkadaşlar geriye ihtima, gitme ihtimali oldukça fazlalaşmış oluyor. O yüzden veya bu üniversitenin önünde acaba kaç tane özel üniversite var bolca tercih edilen? Onların her birine artı bir kişi fazladan girecek anlamına gelir. Ve bunların hepsi geriye gitme eğilimini arttırmış oluyor. Yani Bolu, Abant, İzzet, Baysal Üniversitesi'nin geriye gitme eğilimi giderek artıyorsa ve 25 bin bulma ihtimali varsa o zaman önümüzdeki sene bu üniversitenin 28 binlere 29 binlere kadar gerileme ihtimali mevcut sevgili arkadaşlar şu an bunu görebiliyoruz şu an gerileyen bir bölüme bakıyoruz Siz de bu şekilde mesela bakıyoruz İnönü Üniversitesi bakın 15.000 bin 16 bin hemen bakıyoruz 15 bin 16 bin 17 bin, 20 bin. bakın gerileme mi devam ediyor ama ne oldu İnönü Üniversitesi'nde %25 ek kontenjan açıldı. Bu ne demek oluyor? Yani normalde bakın arkadaşlar burada kaç kişi alıyormuş? 70 artı 2 kişi alıyormuş. 2 tane de okul birinciliği kontenjanı var. Peki bu 70 kişinin üzerine bir de bunun arkadaşlar 4'te 1'i kadar bir eklenme daha mevcut. Yani neredeyse 18 kişi daha eklenecek buradaki kısma. Şimdi bu durumda biz İnönü Üniversitesi'nin kontenjanının arttığını da düşünürsek ve deprem bölgesinde olduğunu düşünürsek, insanların burayı tercih etme eğiliminin az olduğunu düşünürsek sevgili arkadaşlar, 20 bindeki İnönü Üniversitesi'ni belki de 30, 33 bin, .000, 32 binde görme ihtimalimiz gayet mümkün sevgili arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyelim, bu durumda bu üniversitenin bu 18 kişilik kontenjanı deprem bölgesinden olacak. Şimdi şöyle tartışmalar da var, bunlarla ilgili videolar da çekeceğim arkadaşlar. Bazı bölümlerin sınırı var. Ne gibi? Tıp bölümünün 50.000, bin, mühendislerin 300 bin. Veya mimarlığın 250 bin. Veya arkadaşlar işte diş hekimliğinin, eczacılığın veya hukukun sınırları var bunların. Hukukta 125 bin. Yanlış hatırlamıyorsam diş hekimliği ve eczacılığı 70 bin civarındaydı diye hatırlıyorum. Bu sıralamalar yani bu sıralar arkadaşlar bu sene geriye çekilme ihtimali çok yüksek. E, bu barajın. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar hem sınava giren kişi sayısının aşırı derecede artması sebebiyle hem de geçen sene en büyük boş kalan kontenjanlar bu mesleklerin özel üniversitelerinde oluyor. Mesela en çok boş kalan kontenjan mimarlıkta ve hukukta var sevgili arkadaşlar. Çünkü neden? 125'in gerisindeki bir insan hukuk yazamadığı için otomatik olarak o kontenjanlar boş kalıyor. Veya mühendisliklere bakın bazen dolmadı yazıyor. O tercih edilmemesi sebebi değil. 300 binin gerisindeki biri zaten tercih edemiyor onu. Yani şunu demek istiyorum. Kontenjanlar açıklandığı zaman tıp fakültesinin tercih sınırı 75 bine çekilirse belki 75 bininci olan birisi İran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girebilecek. Yani böyle imkanlar da var arkadaşlar bu kontenjan yani deprem kontenjanı anlamında. Çünkü deprem kontenjanı olanlar arasında sıralanacak. Peki bu dolmadı takdir ne olacak? Dolmadı takdirde sevgili arkadaşlar bu kontenjan genele düşmüş olacak. Bu kontenjan genele düştüğü için biz de arkadaşlar buradaki gerilemeyi daha sert bir şekilde hissetmiş olacağız. Benzer bir şey durumda arkadaşlar. Diğer hani İstanbul büyük Büyükşehirler, Özel Üniversiteler bunlarla ilgili ayrıca değerlendirme videoları çekeceğim. Ama şu an gerileyen bir bölümü nasıl değerlendirmeniz gerektiğini size göstermek istedim. Şimdi gelelim Türkiye'nin şu an en ramaşta olan bölümüne. Bilgisayar Mühendisliği. Bakın arkadaşlar aşağı doğru gidiyorum. Bakın burada da yaklaşık 43 binlerdeki bilgisayar mühendisliklerine bakıyorum. Bakın arkadaşlar ilk üniversitemiz Deprem Bölgesi'ndeki bir üniversite. Adana'daki Çukurova Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi'ne baktığımızda bakın 66 bin, 57 bin, 52 bin, 43 bin... Çok dramatik bir öne gidiş var sevgili arkadaşlar burada. Çok dramatik bir öne gidiş var. Peki normal şartlarda her şey standart olsaydı Çukur Üniversitesi'nin mesela sizin tahmininiz ne olacaktı? Kaç bin alacaktı? Muhtemelen arkadaşlar 35 bin lira kadar inme ihtimali vardı bilgisayar mühendisliğinin. Ama bu durumda sevgili arkadaşlar ne olacak? Burada bakın arkadaşlar 70 kişilik bir kontenjan var. Neredeyse bir 18 kişi buraya da eklenecek. Ve burada öne gidiş durmuş olacak öne gidiş ne olacak? Ya 43 binde belki yerinde sayacak. Belki de arkadaşlar burası 40 bin olacak. Yani normaldeki o azalma eğilimini devam ettiremeyecek. Veya arkadaşlar örnek veriyorum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Bakın arkadaşlar burada İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Şimdi bu bilgisayar mühendisine baktığımız zaman bakın arkadaşlar bunun önünde Çukurova var. Belki de deprem bölgesinde başka üniversiteler de var. Veya bu üniversiteler arkadaşlar bu üniversitelerdeki da genel kontenjana eklenme ihtimali olduğu için buradaki ilerlememiz bakın nasılmış hemen bakalım Medeniyet Üniversitesi'ne. 57, 53, 50, 43 bakın son yıl 7000 ilerlemiş. Mesela normal şartlarda size sorsalar ne dersiniz? 36000'e falan düşer dersiniz arkadaşlar. Ama buradaki öne doğru gidişte azalmış olacak. Yani mesela dünkü videoyla birleştirdiğim zaman sevgili arkadaşlar. Mesela siz puanınızı hesapladınız. YKS 2022'ye göre çeyizsiniz. 40 binincisiniz ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi pardon 40 bininci değil 43 binincisiniz tam 43 bininci veya 45 binincisiniz 45 bininci YKS 2022'ye göre şimdi ne dedik dünkü videoda YKS 2022'den sayısallar açısından bir tık önde olacak sıralamanız 45 bininciysen 43 bininci gelme ihtimalin var veya 42 bininci 41 bininci gelme ihtimalin var şimdi bu durumda şimdi peki sen 45 bin geldin diyorsun ki ortalama ben 41 bininci oldum peki e bana bu üniversiteye baktım İstanbul Medeniyet Üniversitesi ya bu üniversite çok öne gidiyor. Bana zaten gelme ihtimali çok zor değil işte artık çok daha fazla var. Yani öne gidişi durduracak bir etik olacak sevgili arkadaşlar. Yani neredeyse yeni açılan arkadaşlar rahat 150 bine yakın bir kontenjan var. Ve bunların büyük bir kısmı az bul bir kısmı değil ön sıraları kaplıyor. Ve ön sıralarda ciddi bir e, tercih tuhaflığı diyeyim yani tercih konusuyla ilgili kaotik bir durum yaratacak. O yüzden buna göre düşünmeniz gerekiyor. Yani aslında kısaca şunu söylemek istiyorum. Eskiden şöyle şeyler vardı ya bu zaten gelmez öne yazayım diye 3 tane bölüm yazılırdı. Artık 3 değil. Bu sene belki de 8 bölüm öne yazılmalı arkadaşlar. Yani tercih listenizi daha doğru doldurmanız gerekiyor. En azından öne giden veya gerileyen bir bölümle ilgili yorumlarınız arkadaşlar bu şekilde olmalı. Bence arkadaşlar bu senenin doğru tercih yapanlar ki geçen sene yanlış tercihden kaybeden birçok kişi vardı sevgili arkadaşlar. Doğru tercih yapanları işte bu fırsatları iyi değerlendirenler, iyi okuyanlar olacak diyebilirim sizlere. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Yarın başka başka konularla, sonraki gün başka başka konularla karşınızda olacağım. Düzenli olarak takip edin. Eğer bir sorunuz varsa buradaki videonun altına yazın. Ama şu kadar şu kadar sıralamaya şu kadar gelir mi değil. Daha e, hani net... Daha genel sorularınız varsa onlar arkadaşlar yanıtlamaya çalışacağım. Ama gelecek videolarımız OBP ile ilgili, yığılma ile ilgili bunlarla ilgili videolar arkadaşlar gelmeye başlayacak. Veya büyük şehirler ve e, özel üniversitelerle ilgili videolar gelmeye başlayacak tercih ile ilgili. Bunların size faydalı olduğunu ve yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar Yaşar Cemetmen kanalına destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.